ara tüm Türkiye'nin son birkaç gündürki gündemi İTÜ'nün doğa kolejlerini satın alması. Biz bu videoyu çekerken henüz resmi bir açıklama yapılmadı ama satın almanın netleştiği konuşuluyor. İTÜ'nün doğa kolejlerini alması ile ilgili son durum nedir Gökçe? Evet, şu anda resmi bir açıklama olmasa da satış işlemi tamamlandı. Bütün gazeteciler tarafından yazılıyor. En son aldığımız bilgiye göre 19 Aralık, yani çekimi yaptığımızın bir önceki akşamı Ümraniye'deki Vakıfbank Genel Müdürlüğü'nde son konuşmalar yapılmış, anlaşmaya varılmış. Bu açıklama çok kısa bir süre daha sürecektir. Neden? Çünkü vakfın onaylaması, işte karşı tarafta Milli Eğitim Bakanlığı'nın onaylaması falan sürecine kalmıştır. Onun dışında her şey tamamlanmış görünüyor. İTÜ Vakfı yani artık doğa kolejlerini aldı diyebiliriz. Peki Gökçe, benim bir şey dikkatimi çekti. İTÜ değil, İTÜ Vakfı diye vurguladım. Bunların arasındaki farkı biraz açıklar mısın? Evet, burada ilgili bütün basın böyle İTÜ aldı diye lanse ediyor. Onu izleyicilerimize biraz açıklamak lazım. Çünkü İTÜ bir üniversite, hani bir eğitim kurumu. Bir İTÜ Geliştirme Vakfı var. İTÜ Geliştirme Vakfı, İTÜ'ye ait okulların sahibi olan, İTÜ Lisesi'nin, İTÜ Kreşi'nin, İTÜ Ortaokulu'nun sahibi olan kurum. Bir de İTÜ Vakfı var. Burada satın almayı yapan kurum İTÜ Vakfı. Ne İTÜ Geliştirme Vakfı ne de İTÜ. Bu konuda şunu için vurguluyoruz bunu. İTÜ Geliştirme Vakfı eğitim tecrübesi olan bir kurum. İTÜ zaten üniversite 250 yıllık eğitim tecrübesi olan bir kurum. Ancak İTÜ Vakfı dediğimiz kurum şu ana kadar kantin işletmeciliği ve yurt işletmeciliği dışında hiçbir ticari faaliyet yürütmemiş olan, eğitim konusunda herhangi bir tecrübesi olmayan, ilk defa eğitim alanına adım atacak olan bir kurum ve tam olarak İTÜ değil, yani İTÜ Vakfı alacak. Bunu İTÜ'den kesinlikle ayırt etmemiz lazım. Gökçe, duyduğuma göre çok büyük paralardan bahsediliyor. İTÜ Vakfı gerçekten bu kadar büyük mü? Hani bu İTÜ Vakfı'nın geliri ne? Evet, gerçekten büyük paralar konuşuluyor. 800 milyon TL gibi rakamlardan bahsediliyor. İTÜ Vakfı 84 yılında kurulmuş bir vakıf. Aslında çok küçük bir vakıf olmamasına rağmen 800 milyon onun için de çok büyük bir para. Kendi sitelerinden aldığım şeyleri söyleyeyim. Mesela 2018 yılında İTÜ'ye 12 milyon TL katkı sağlamış bir vakıf bu. Hani 12 yıllık bütün katkısı 12 milyon TL olan bir vakfın bugün milyar TL'lik, 2 milyar, 3 milyar TL'lik bir satın alım yapması söz konusu. Gerçekten burada 100 kattan fazla farktan söz ediyoruz. İTÜ'ye yaptığı katkılardan bahsedersek, çünkü asıl amacı bu vakfın İTÜ'ye katkı sağlamak, İTÜ'nün gelişmesine yardımcı olmak. İTÜ'de 200'e yakın kulüp var biliyorsun. Bu 200'e yakın kulüpten kaç tanesine destek olmuş sizce vakıf bu süreye kadar? Büyük bir ihtimal çok olsa duyardık. Evet, çok olsa duyardık. Kendi sitesindeki rakamı söylüyorum yine. Sadece 3 tane kulübün ismi geçiyor. Yani İTÜ'ye yardım etmek konusunda bile eli çok açık olmayan bir vakıf aslında bu. Geliri nereden oluşuyor dedin? Geliri aslında ağırlıklı olarak yurt gelirleri ve kantin ve kafe işletmeleri gibi gelirlerinden oluşuyor. Bizim öğrenci arkadaşlarımız İTÜ'de boykot yapmaya çalışırken bu vakıf oradan alınan kiralarla bir özel okul satın alma işine giriyor. Gerçekten hiç şık olmayan bir gelişme aslında bu açıdan bakınca. Peki Gökçe, hani biraz da bu okul masraflarından bahsedelim, hani rakamlardan bahsedelim. Vakıf ne kadar büyük bir yükün altına giriyor şu an? Yani dedi ki net bir rakamı bilmiyoruz. Muhtemelen de hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz aslında açıklama yapıldıktan sonra bile. Çünkü rakamlarla oynamak çok kolay böyle bir konuda. Ama konuşulan rakamlar şu: 800 milyon TL gibi bir satın alımdan bahsediliyor. Doğa kolejlerinin de borcunun 1,1 milyar TL olduğunda bahsediliyor. Yani ikisinin toplamı 1,9 milyar yapıyor. Bunun üzerine şöyle bir mevzu daha var. Bu seneki bütün eğitim ücretleri, neredeyse bütün eğitim ücretleri bir yıl önceden tahsil edilmiş durumda. Yani bu yıl satın alma gerçekleşirse bütün ödemeler yine vakıf tarafından yapılacak ama öğrencilerden bir gelir elde edilmeyecek. Bu da hesaplanan tutar yaklaşık 3 milyar TL gibi bir yük. Az önceki soruda bahsettiğimiz şekilde 12 milyon TL İTÜ'ye katkı sağlamış bir vakıf bugün 3 milyar TL'lik bir yükün altına girmeye çalışıyor. Gerçekten tabii bu okul para kazanan bir okul. Yani sonuçta kar eden bir okul o açıdan bakıldığında. Çünkü Twitter'da falan eleştiriler bu konuda genelde. Ya bu okul zarar etmiyor ki, kar eden bir oluşum. Tamam da 3 milyar TL'yi ne kadar sürede ödeyip de bunu tekrardan artıya geçirmek mümkün olacak? En önemli şey bu.
Bir de gerçekten tek amaç kar etmek mi burada? Yani İTÜ Vakfı ya da İTÜ bir şirket değil sonuçta. Tek amacı kar etmek olmaması gerekiyor. O yüzden burada eğitime de bakmak gerekiyor. Bu okullar satın alındıktan sonra herkes diyecek ki bu okullar için bu İTÜ'nün okulları. Gerçekten bu kadar büyük bir ağda bu kaliteyi sağlayabilecek misiniz? Çünkü bahsedilen rakamlar 60-70 bin öğrenci, 15 bin çalışan. Yani 60-70 bin öğrenciye İTÜ kalitesinde eğitim sağlayamayacaksınız. Bu da İTÜ'nün ismini küçültecek, başka bir şey yapmayacak. Bu konu hakkında İTÜ rektörüne bazı sunumlar yapıldığı Doğa Kolejleri tarafından söyleniyor. Hep basın mensupları falan da yazdı. Bunu da anlamakta güçlük çekiyorum ben. Hani İTÜ rektörümüz acaba hani eğitim bilimleri alanında mı uzman, işletme alanında mı uzman, yoksa ekonomi alanında mı uzman ki bu şekilde ona sunum yapılarak 3 milyar TL'lik bir satın almayı gerçekleştiriliyor. Özellikle son 5-6 ayı kalmışken görev süresi olarak gerçekten kafalarda büyük bir soru işareti. Gökçe, benim sana önemli bir sorum daha var. Dediğimiz gibi en başından beri Türkiye'nin gündeminde olan bir konu zaten. Bu konuyla ilgili hem İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları hem İTÜ İzmir Derneği açıklama yaptı. İTÜ'nün diğer paydaşları bu olaya nasıl bakıyor sence? Yani aslında Geliştirme Vakfı'nın açıklaması şeydi, bir taraf tutar cinsten değildi, sadece karıştırılmaması gerektiğiyle ilgiliydi. Okulu biz almıyoruz dedi Geliştirme Vakfı, İTÜ Vakfı alıyor. Neden? Çünkü İTÜ Geliştirme Vakfı gerçekten eğitim kalitesi olarak rüştünü ispat etmiş bir kurum. O yüzden de bu satın almanın zannedersem isim olarak İTÜ ismine zarar vereceğini düşündüğü için o da böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti. İzmir Derneği'nin açıklaması ise biraz daha farklı. İzmir Derneği direkt olumsuz bir görüş beyan etti. Ara24'ten buna izleyicilerimiz ulaşabilirler. Bu açıklamanın detaylarına oranın efsane başkanı Süreyya Bey bu konuyla İTÜ'nün isminin küçüleceğinden bahsetti yine. Çünkü yine onun ifadesiyle söylüyorum, rakamları teyit etmedim ama hani Doğa Kolejleri bugüne kadar İTÜ'ye hiçbir öğrenci göndermemiş son 4 yılda. Hani satın alınacak kurumun kalitesine de dikkat etmek gerektiğini vurgulamış. Benim lafım değil, Süreyya Bey'in lafı. Bunların da göz önüne alınması gerekiyor gerçekten. Gökçe, bazı söylentilere göre de Doğa Kolejleri okullarının adının İTÜ Vakfı okulları olarak değişeceği söyleniyor. Sence isminin Doğa Kolejleri olarak mı kalması daha iyidir, yoksa İTÜ Vakfı okulları olması mı? Bu konuyla ilgili iki söylem var. İki taraftan da şeyler duydum, aynı kalacak diye ya da ismi değişecek diye. Az önce dediğimiz gibi Doğa Okulları çok büyük bir zincir. Bu kadar büyük bir zincirde İTÜ ismini oraya vermek gerçekten çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Çünkü şimdiden Twitter'da bazı velileri görüyoruz. Ya İTÜ ismi sonuçta az, arkasında İTÜ var. Hani arkasında İTÜ yok, arkasında İTÜ Vakfı var sadece. Ondan sonra bunun da yanlış bir algı yaratması çok tehlikeli sonuçlar doğurabileceği için Doğa Okulları olarak kalmaya devam etmesi lazım bence. Peki Gökçe, kapanışa geçmeden önce eklemek istediğin son bir şey var mı? Eklemek istediğim şu var aslında. Bu süreçte İTÜ Rektörlüğü gerçekten resmi hesaplarından çok şeffaf bir şekilde zamanında paylaşımlarla süreci yönetti. Gerçekten çok doğru yaptı burada. Umuyorum öğrenciyle ilgili konularda da bizle ilgili konularda da bu şeffaf politikasını izlemeye devam eder. Nedense biz mevzu olunca hiçbir açıklama yapmayan İTÜ Rektörlüğü bu konuda nasıl bir iletişim kurması gerektiğini biliyor. Demek ki biliyorlarmış nasıl yapılması gerektiğini. Evet, en başta da dediğimiz gibi bu durumla ilgili hala resmi bir açıklama yok. Resmi bir açıklama olduğu zaman Ara24 üzerinden detaylara ulaşabilirsiniz. Umarız ki Doğa Koleji velileri, öğretmenleri ve İTÜ'lüler için en iyisi olur.